Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aşiruhunne bil ma'ruf. Sadakallahul azim. Nisa 19. Sevgili dostlar, insanlık ilk ve en hayırlı okulu ailedir. İnsanın ilk ve en hayırlı okulu ailedir. Her iyiliği, her güzelliği insan ilk önce aile ocağında öğrenir. Aile mektebinin muallimleri olan anne ve baba, her hususta olduğu gibi güzel geçinme noktasında da evin gülü, çiçeği, cennet kokusu çocuklarına güzel örnek olmak zorundadır. Zira ailedeki huzursuzluk sadece eşlerde değil, çocuklar üzerinde de pek çok olumsuz tesirler bırakır. Nisa suresinin 19. ayetinde onlarla iyi geçinin buyrulur. İbni Kesir merhum bu ayetin tefsirinde şöyledir: güzel geçimli, daima güleç yüzlü olmak Resulullah'ın ahlakından idi. Aile halkı ile sohbet eder, latife yapar, geçimliklerini geniş tutar, hanımlarıyla şakalaşırdı. O kadar ki müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz ile yarışır ve bu davranışı ile ona olan sevgisini gösterirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları onun, yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın akşamlayacağı evde her akşam toplanırlar. Efendimiz bazı kere akşam yemeğini onlarla birlikte yer, sonra her biri kendi evine giderdi. Yatsı namazını kıldıktan sonra evine girer, uyumazdan önce ehli ile bir miktar sohbet eder ve böylece onların gönlünü hoşnut ederdi, gönüllerini alırdı. Onlarla güzel geçinin, yani onlarla güzel konuşun, işlerinizi ve durumlarınızı güç yetirebildiğiniz kadarıyla güzelleştirin. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de öyle davran. İbn-i Mace Sünen 7473, hadis no 2763'te böyle belirtiliyor. Sevgili dostlar, güzel kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam hayrukum hayrukum li ehlihi ve ene hayrukum li ehli. Sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı, en iyi olanınızdır. Onlara en güzel şekilde davrananınızdır. Ben de aileme en iyi olanınızım buyuruyor. Süneni İbni Mace tercümesinde de bu geçmekte. Sevgili dostlar, İslam'da aile dini bir kurumdur. Çünkü insanların aile kurmaları çeşitli ayet ve hadislerle teşvik edilmiştir. İbni Abidin'in rahmetullahi aleyhin şöyle der: Hazreti Adem aleyhisselam devrinden bugüne kadar meşru olup da cennette de devam eden ibadetler iman ve nikahtır.
İbni Abidin Reddül Muhtar. Müslümanın hanımı aynı zamanda din kardeşidir. Cennette bile beraber olmak istediği, dünyada cennet bahçesi yuva kurmak ve cennet kokusu evlat yetiştirmek istediği hayat arkadaşıdır. İslam'da evlilik sadece bir yastıkta kocamak için değil, cennette de beraber olmak içindir. Mesut bir evlilik, huzur ve mutluluk dolu bir aile, bütün genç kız ve erkeğin hülyası, rüyası ve arzusudur. Ne var ki bu rüyayı bazısı gerçekleştirir, bazısı gerçekleştiremez. Gerçekleşemeyince peşinden suçlular aranır. Ama biz suçlu aramayı bir kenara bırakalım da bu güzel rüyayı gerçekleştirmenin yolunu arayalım. Hazreti Ömer radıyallahu anh ailesinden şikayete gelen birisine der ki, sen tüten bütün bacaları sevgiden tütüyor mu sanırsın? Sevmesen de seviyorum de. Sabret, gönlünü kazan. Şu cümleleri kulağımıza küpe etmeliyiz sevgili dostlar. Arkadaş, gül padişahının yanında silaha davranmış diken var. Dikensiz gül, kusursuz arkadaş arayan, kendi kusurundan habersiz kimse arkadaş bulamaz. Evet, az veya çok ızdıraba, sıkıntıya mal olmayan hangi saadet vardır kardeşlerim? Biz hep peşin ücrete, ızdırapsız saadete talip oluyoruz. Dünyada zahmetsiz rahmet, meşakkatsiz saadet olmaz. Evlerimiz bir küçük medrese, mektep, mescid olsun. Kur'an ve iman nurlarının aydınlattığı, manevi olarak süslediği bir huzur mekanı olsun. O yuvada çocuklar talebe, anne baba şefkatli bir öğretmen olacaktır. Huzurlu, düzenli ve iyi bir aile düzeni ancak İslam'ı yaşamakla gerçekleştirilebilir. Bu gerçekleşmemişse öncelikle kendimizi suçlayalım, beraber çözüm arayalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kadınlar erkeklerin şıkkıdırlar buyurur. Kadınlar erkeklerin şıkkıdırlar. Yani bir elmayı ikiye böldüğünüzde iki şık olur. Ve bu iki şık birbirine denk olur ya, işte kadınlarla erkekler bir bütünün eşit iki parçası gibidir. Bu hadis Acluni Keşful Hafa'da geçmekte. Bir de Arap'ın dilinde şakaik kelimesi lale çiçeği için kullanılır. O zaman aynı topraktan bitmiş İki çiçek gibi olduğumuzu ifade eder. İslam karşılıklı hak ve hukuka çok büyük önem verir. Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki, cahiliye devrinde kadınları hiçbir şey saymazdık. Vaktaki İslam geldi, Allah-u Teala onlardan bahsedince
O zaman kadınların üzerimizde bir takım hakları olduğunu gördük. Görüldüğü gibi İslamiyet'ten evvelki Arabistan'da kadınların hiçbir hak ve değerleri yoktu. Kadın ancak İslamiyet'te insana yakışır muamele görmüş, değer kazanmış ve haklarına sahip olmuştur. Tayyip Okiç, İslamiyet'te kadın öğretimi, sayfa 7'de bu şekilde bahsediyor. Bu nedenle ailede bütünlük için karşılıklı haklara riayet etmek zorunluluğu vardır sevgili dostlar. Evet, onlarla güzel geçinin. Yani onlarla güzel konuşun. İşlerinizi ve durumlarınızı güç yetirebildiğiniz kadarıyla güzelleştirin. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de öyle davran. Tefsiru İbni Kesir 4 1607-1608. Evet sevgili dostlar, güzel kardeşlerim. Sözün özü, hülasa bu. Onlarla güzel geçinin. Yani onlarla güzel konuşun. İşlerinizi ve durumlarınızı güç yetirebildiğiniz kadarıyla güzelleştirin. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de öyle davran. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Evet, Ömer Çoruk, Esra Kaya, Kadir Akbulut, Ahmet Topaktaş, Erkan Sanal, Yakup Köse, hepinize saygı, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Gününüz aydın, geceniz gündüz gibi olsun inşallah. Aile yuvanız, çoluk çocuğunuzla, eşinizle gül bahçesine dönsün, cennet bahçesi olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, hayırlı işler, helal kazançlar, bol bereketler inşallah. Selamun aleyküm.